Merhabalar, sizlerle yeşil, akrilik, parlak ipimizden ve 2.1 tığımızdan çiçek motifi yapımını paylaşıyorum. İpimizi parmaklarımıza tutuyoruz, çeviriyoruz ve zincirimize başlıyoruz. Zincir çekiyorum. 3, 4, 5 ve 6. Baş tarafına batıyorum. Ve çektiğimiz zincirin etrafını doluyoruz. Buradaki ipimizi de zincirin etrafına doldukça içine kapatıyorum sökülmemesi için. On iki tane zincirin etrafına doluyorum. De tamamladıktan sonra üst taraftaki zinciri doluyorum. Üç tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Daha bir kere doluyorum ve yan taraftaki çektiğimiz zincirlerin içerisinden çıkartıyorum. 1 ve 2. Yan tarafındaki zincire geçiyorum. 1 ve 2. Aynı zincirin içerisine tekrardan dalıyorum. 1 ve 2. Dört tane çektiğimiz zinciri aşağıdaki çektiğimiz zincirlerin içerisine bir tanesine iki tane dolarak tamamlıyoruz. Evet, arasına 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. Tam dip tarafına diğer yan tarafındaki zincirimize batıyoruz. 1 ve 2 defa da çıkıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı zincirin yan tarafına doluyorum. 2 taneyi tek zincire doldum. Şimdi yan tarafına da iki tane daha dolacağım. Aynı zincirin içerisinden çıkartıyorum. Tekrardan aynı zincirin iç tarafından iki kere doladık ve 1, 2, 3 ve 4. Zincirlerimizi arada boşluk bırakmadan devam ediyoruz.
son tarafına geldik. Burada iki tane zincir çekiyorum. Tığımıza bir tane doluyorum. Karşı zinciri 1, 2 ve 3 tarafına batıyoruz. 1 ve 2 tane çıkıyorum. Aralarına 6'şer tane zincir çekip boşluklara batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Karşı boşluğa batıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrardan karşı boşluğa doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yan taraflarını 6'şer tane doladıktan sonra çektiğimiz zincirin içerisinden bir kere çıkıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 2 kere tığa doluyorum. 1, 2 ve 3'te çıkıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. Dip tarafına doluyorum. Tekrardan 1 ve 2. Üç kere de çıktıktan sonra 1, 2, 3, 4. Dip tarafına batıyorum. Beş tane. Dördüncüyü de yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Altıncıyı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Her bir zinciri 4 tane çekiyoruz. Bir, iki, üç, dört ve beş. Evet, beş taneyi tamamladıktan sonra 4 tane, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. Dip tarafına batıyorum. Burada örgümüzü güzel bir şekilde görünüp devam ettirmek için yan tarafına bir kere çıkıyorum. Daha sonra diğer zincirin içerisine batıp 1, 2, 3 ve 4. 2 kere tığa alıyorum. 1,
2 ve 3 kere de çıkıp 1, 2, 3 ve 4 kere de zincir çekip dip tarafında 2 zincirin içerisinden geçip bu şekilde 2, 4, 6 ve 7 tane dolup diğer zincirleri de aynı şekilde devam ediyorum. 2 kere doluyorum. Üst tarafını 3 kere de çıkıyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. Bir, iki, bir, iki ve üç. Bir, iki, üç ve dört. Altı tane zincirin her birini 7 tane dolduktan sonra son tarafına geldik. Burada çektiğimiz son zincirle birleştiriyorum. Motifimiz bitti. Salon takımı, battaniye ve şal olarak kullanabileceğiniz örgü motifimiz hazır. Sizlere de kolay gelsin.